İkinci yeni şiirinin bir diğer önemli ismi olan Edip Cansever 1928 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yine İstanbul'da 1986 yılında yaşama veda etti. Bodrum'da tatildeyken beyin kanaması geçirdi. Tedavi için getirildiği İstanbul'da 28 Mayıs 1986'da yaşamını yitirdi. İstanbul, Yücel, Fikirler, Edebiyat Dünyası, Kaynak Dergilerinde şiirlerini yayımladı. 1951'de Nokta Dergisi'ni yayınladı bu dergi gençlerle tanışmasına yardımcı oldu. İlk gençlik şiirlerini ikinci üstü kitabında topladı. Varlıklı, her şeye, her şeye, yaşama sevinciyle bakan bir gencin avarelikleri, duyguları ön plandaydı bu eserinde. İkinci kitabı Dirlik Düzenliktir. Bu şiirlerde düşünceyi dil içinde eritmeye yönelen, özlü bir söyleyiş ve çarpıcı biçimi arayan, toplumsal eleştiri için mizah alanını kullanan bir tutum sergilemiştir. 1957'de yayınlanan yerçekimli karanfil ile kendisine özgü bir şiir evreni kurdu. İkinci yeni akımının özgün örneklerini verdi. Başlangıç şiirlerinde yer alan sevinç, zamanla bunalıma, toplumsal konularda yıkıcı bir umutsuzluğa dönüştü. Şiirde tiyatrodan esinlenen diyaloglar kullandı. Nerede Antigon, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup bu anlamda örnek olabilecek eserleridir. İkinci Yeni içindeki bazı şairler gibi anlamsızlığı savunmadı. Kapalı, anlaşılması güç yine de anlamdan ayrılmayan şiire yöneldi. Yapıtlarına tutarlı bir bütünlük kazandırdı. Yazdıkları, tepkileri, yaşama biçimiyle de kendisinden söz ettirdi. Sürekli yazan bir şair oldu. Şairimizin önemli eserleri şunlardır: İkinci Üstü, Dirlik Düzenlik, Yerçekimli Karanfil, Umutsuzlar Parkı, Petrol Nerede Antigon? Tragedyalar. Çağrılmayan Yakup. Kirli Ağustos. Sonrası kalır. Ben Ruhi Bey nasılım? Sevda ile sevgi. Şairin seyir defteri. Yeniden. Bizik oynayan kadınlar. Oteller kenti.